Merhaba arkadaşlar Siemens NX ile birlikte iki buçuk eksende eğitimimize devam ediyoruz. Create Operation kısmına tıkladım. Şimdi göreceğimiz Grow Milling komutu olacak. Görüldüğü gibi bu şekilde T kesicilerle bir kanal açma hem kaba ve hem bitiş seviyesinde operasyonları yapabilmemiz mümkün. Tabi bunun için önce bir kesici takım kullanacağız ve geometrimizi isterseniz revize edelim. Şuradan application'den modelin kısmına geçtim arkadaşlar. Şu en son operasyonlara extrude Şunların hepsini arkadaşlar e, Seçtim ve sağ tık dedim Arkadaşlar e, delete dedim Bunları sildim bu şekilde bir e, Geometrim var offset region kısmına Geldim e, şu şekilde e, isterseniz yukarı doğru 35 mm olacak şekilde Bunu bir offset veriyorum e, Şu şekilde ve cancel dedim İşlemimi tamamladım aynı zamanda Sketch kısmına geliyorum şu face'imi Seçiyorum okey diyorum arkadaşlar Ve e, şurada e, bir tane ne Oluşturacağım arkadaşlar şöyle bir e, boşaltma işlemi yapmak için dikdörtgen oluşturdum extrude komutuna tıkladım e, şu komutumu seçtim e, skecimi seçtim ve ileriye doğru sürdüm arkadaşlar infrared kısmı tık, e, kesili e, seçili bu şekilde operasyonu tamamladık şunu artık ne yapabiliriz e, şuradaki skecimizi sağ tık yapıp hide edebiliriz bu şekilde bir e, kanalımız var. Bunun için bir operasyon yapacağız. Application kısmından Manufacturing kısmına geldim arkadaşlar. E, burada ilk önce Create Tool diyorum. Bir tane T katır tanımlayacağım. T katır 1 olarak isimlendirilmiş ve Apply dedim. Yine baktığımızda hangi ölçü e, bizim için e, neyi ifade ediyor? Buradaki sketch'te zaten görülebiliyor. E, diyelim ki e, 50 dedim Ta, kesici takımın çapına bu şekilde. Aynı zamanda e, şu şekilde neck diameter kısmı var arkadaşlar endi. E, bu kısmada da diyelim ki 15 mm olarak tanımladım. E, görüldüğü üzere. Bakalım şuradan bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Evet oldukça e, şurada mesafe olarak beni kurtaracak. Daha sonra diğer tanımlamaları yapabilirsiniz. Bir de land tanımlayalım 60 mm. İsterseniz holder tutucu vesaire bunları da tanımlayabilirsiniz. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra okey dedim. E, okey dedim işlemimi tamamladım. E, şu kısımdan cancel diyelim. Gelelim bakalım e, kesici takımımız e, tanımlanmış mı? T-cutter olarak tanımlandığını görüyoruz. Şimdi burada operasyon tanımlayacağız. Create operation kısmına tıkladım. Ee, burada tanımlayacağımız operasyon grow milling olacak o, o, apply dedim şimdi workpiece'imiz burada. burada ee, şuradan hemen kat, e, takımımızı seçelim t 4 olarak yapacağımız işlem finish veya kaba fark etmez e, burada e, specify grow geometry diyor bakın burada tıkladım bir tane grow geometrime ait face'i seçeceğim şu face'i seçtim bakın hesaplamaya başladı grow geometry'imi az sonra çıkartacak 3D olarak bana Ölçü, Ölçüleri ile birlikte evet şeffaf e, transparan bir şekilde oluşturduğunu görüyoruz. Ölçüler burada arkadaşlar. Okey dedik işlemimizi tamamladık e, bu şekilde. E, şimdi bunu oluşturduktan sonra herhangi bir e, kesme parametresi paso vesaire bu gibi e, kısımları da e, ayarlayabilirsiniz isterseniz. E, şuradan bir hesaplatalım kesme ile ilgili. Okey diyorum bu kısma. Ee, tekrar şuradan gelelim bakalım ee, bir sıkıntı var mı yörüngelerimle ilgili olarak 3D dynamic kısmında bakalım geldi bu şekilde kaldırdı bu şekilde üst kısma gitti üst kısmı aldı alt kısma gitti alt kısmı aldı. Bu şekilde operasyonu, bakın ikinci paso indi. tabi paso denilen vesaire yörüngelerle ilgili ayarlamaları yapabilirsiniz. E, temel olarak bizim bu gibi bir operasyonu şuradan ayarlayalım. Evet, zaten operasyonumuz bitti. Bu şekilde e, yapabilmemiz mümkün. Cancel diyorum arkadaşlar, buradan da cancel diyorum. E, bu şekilde operasyonlarımızı yapabilmek için yine Create Operation kısmından e, Grow Milling seçeneğini kullanabilmeniz mümkün. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.